Bismillahirrahmanirrahim. Sayfa 28'den başlıyoruz. Eddersu sani, ikinci ders. Eddersu, ders. Es-sani, ikinci. İkinci ders nedir? İki nokta üst üste. Neta'arrafu ala. Neta'arrafu ala, tanışmak, tanıtmak manasına gelir. Neta'arrafu, biz tanıtacağız, biz tanışacağız. Ala medresetine, okulumuz üzere. Okulumuzla ilgili bir takım şeyler öğreneceğiz manasında. Madde 1. İstemi'i, dinle, kulak ver. İlel kelimati, kelimeleri dinle. Ve a'id, ve tekrarla. Ha, o kelimeleri. Thümme, sonra. Teemmel, düşün. Me'aniyeha, onların manalarını düşün. Müsta'inen, yararlanarak, yardım alarak. Bir suveri, resimlerden yararlanarak manalarını da düşün. Mühendisün, işte bir adet mühendis resmi. Kebirun, büyük. Sagirun, küçük. Büyük bir masa, küçük bir masa resmi verilmiştir. Muhteberun, muhteber ne demek? Bilmiyorum. Nasıl öğrenebilirim? Yani hep al sana balık, al sana hamsi, al sana palamut gibi gitmez bu iş. Çözmeyi de bilmek lazım. Çok meşhur, bilinen bir yer. Google'dayız. Google çevir sayfası. Nereden buldum? Şöyle buldum. Google'a sadece çevir yazdım. En üstte çıkıyor zaten. En üstteki Google çeviri. Tıkladım. İçeri girdim. Şurada dilleri seçebiliyorsun. Arapçaya tıkladım. Buradan da Türkçe zaten seçili de kendin de seçebilirsin. Şuraya tıkladığında diller çıkıyor. Buraya kelime yazmalısın. Ne yazalım? Muhteber. Muhteberi seçtim, kopyaladım, çeviri bölümüne gelip yapıştırdım. Ne dedi? Laboratuvar dedi bak. Manası laboratuvarmış. Muhteberun, laboratuvar. Camiatun, üniversite. Bunu da bakalım. Doğru mu acaba? Üniversite, evet. Mesna'un, mesna fabrika. Mevkifun, durak. Otobüs bekliyor. Babik, kat demek. Birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat vesaire. Babigun, kat. Hadimun, hizmetçi. Meksifun, ne demek acaba? Bakalım. Ne demek? Kantin. Kantinden yemek alıyorlar. Beytun, ev. Verşetun, bilmiyorum. Ne yapayım? Kopyala. Buraya yapıştır. Google'dan al bilgiyi. Atölye. Sebburatun, tahta. Risaletun, risale de ne demek? İleti, yazı. Neccarun, marangoz. Hadigatun, bahçe. İstemi'i, dinle. İlel fekrati. El atiyeti. Aşağıda gelen fıkrayı, yani fıkradan maksat paragrafı. Dinle. Ve ikra, sen de oku. Ha, onu. Thümme, sonra. Uktubu, sen yaz. Ha, o paragrafı. Nereye yazalım, tahtaya mı? Hayır. Fi defterike, kendi defterine yaz. Es-saneviyyetü demiş değil mi? Lise. Peki ne konuşmuşlar? Bak, hadihi demiş. Hada dememiş. Niye? Müennes bir kelimeye işaret edildiğinden. Hadihi, bu nedir? Medreseti. Benim okulumdur. Medresetun, medreseti. Sonra ya eklemiş. Benim okulumdur. Hiye, o okul nedir? Cedidetun, yenidir. Bak, hüve demiyor. Neden? Medrese kelimesi müennes olduğunda. Medrese kelimesinin müennes olduğunu nereden anladın? Yaz. Medrasetun. Bak, sonunda ne var? Kapalı ta var. Medrasetun. Böyle yazılır. Sonunda görmüş olduğun bu ta, ki bu şöyle yani. Kapalı ta. Sadece tek başına yazılsa şöyle de yazılır. Böyle de yazılır. Bu bir harfe bitişik olarak yazılışı. Ki zaten burada bitiştiği için böyle. Bitişmeseydi böyle O gibi, Ö gibi ya noktası da var. Böyle yazılırdı.
Bir kelime bu iki tağdan biriyle bitse, hangisiyle biterse bitsin. Bir kelimenin sonuncu harfi bunlardan biri ise o kelime nedir? Müennestir. Tabii okulun gerçekte erkeklik, kadınlık yönü yoktur ama Araplar bunu müennes olarak kullanmıştır. Hadihi bu nedir? Medreseti, okulumdur. Müennes. Hiye o. Hangi o? Hiye o demek. Ama hangi o? Okul yani. Müennes zamir kullanıyor. Çünkü müennes bir kelimeye işaret ediyor. Hiye o okul nedir? Cedidetun, yenidir. Bak yine müennes bir kelime kullanmış. Sonunda kapalı ta var. Ve sufufuha ve onun sınıfları, sınıfları. Saffun bir sınıf, sufuf sınıflar, çoğuldur. Diğer adıyla cemidir. Ha onun, hangi onun yani? Okulun sınıfları. Ha onun demek de ondan maksat ne? Burada portakaldan bahsetmiyoruz, okuldan bahsediyoruz. Niye sufufu hu dememiş de ha demiş? Yani sufufu, bunu yazalım şuraya iyi anlaşılsın diye. Yazıyorum. Sufu fu hu. Şöyle de olabilirdi yani. Sufufu hu. Bak buna ne yazdım burada? Hu yazdım. Şu. Ona yazmış, ha yazmış. Neden ha yazdı? Hu yazsaydı ya. Ha yazmış çünkü müennes bir kelimeye işaret ediyor. Medrese müennesti ya. Hiye de müennes, cidi de müennes, ha da müennes. Öyle müennesler devam ediyor yani. Hu dese yanlış olurdu. Sufufu ha o okulun sınıfları nedir? Nezifetun, temizdir. Cidden, gerçekten de temizdir. Bak nezifun dememiş. Nezife tun, yine müennes kullanmış. Hadigatu ha onun demek. Ama hangi onun? Lahanadan bahsetmiyoruz. Okuldan bahsediyoruz. O okulun bahçesi. Hadika bahçe demek. Okulun bahçesi nedir? Vasiatun, geniştir. Yine müennes bak yine ta kullanmış. Niye zamir kullanıyor hadigatuha? Hadigatu medresetin demektir. Ha isil buraya medrese yaz. Mana bu. Ama öyle yapmamış. Bak medrese yazmamış da ha yazmış. Gerekçe zamir kullanmayıp onun yerine gelip medrese yazarsan ne olur? Yazı uzar. Türkçede de vardır bu. Ara sıra bu dersin, o dersin, şu dersin. Her zaman ismi kullanmazsın, kısaltırsın yani. Fazla yer kaplamasın diye. Ve fiha ve onun içerisinde vardır. Neyin içerisinde? Bahçenin içerisinde vardır. Bak, fiha onda vardır. Onun içerisinde vardır. Onun o bahçenin ne vardır? Alemun bir bayrak. Alem bayrak demek. Nasıl bayrak var? Kebirun büyük bayrak var. Ve davirun ve uzun bayrak. Hem büyük hem uzunca bir bayrak mevcuttur. Meksiful medreseti okulun kantini nedir? Vasiun geniştir ve daha nedir? Başka nedir? Nazifun aynı zamanda temizdir. Bak bu defa vasiatun demedi. Bak yukarıda vasiatun, burada vasiun. Burada nazifun dedi şimdi. Az önce nazifetun demişti. Fark ne? Nazifetun ta ile bitiyor. Burada nazifun ta almamış. Vasiatun ta almış. Vasiun ta almamış. Niye acaba? Çünkü şimdi meksif yani kantinden bahsediyor. Kantin ise ta ile bitmemiş. Yani müennes değil. Öyleyse onunla alakalı getirmiş olduğun kelimelerde müennes olmaz. Vasiun ve nazifun. Niye öyle? Çünkü ilişkili kelime müzekker yani eril bir kelime. Dolayısıyla alakalı gelen kelimelerde ne olur? Müzekker olur. El medrese müennes gelmiş ama gelebilir. Bunda bir sıkıntı yok. Bunlar hep ayrıntılı bir şekilde ilerleyen muhtemelen yıllarda karşınıza çıkacak. Şu anda gramer olarak böyle madde madde değinmiyor kitap. Ama bunlara dikkat çekmek de istiyor. Boşuna vasiatından sonra vasiyon getirmedi. Nazifetundan sonra nazifun boşa gelmedi. Bu farklılıklara dikkat çekmek istiyor. Ama ne kadar detaya girileceğini de aslında hocaya bırakıyor. Hocadan hocaya da şimdi farklı detay seviyesi görüyorsunuzdur. Bede yebdeu muzari fiil değil mi bu? Yebdeu bede mazi yebdeu muzari başlar. Başlıyor, başlayacak. Dersu, ders kaçta başlayacak?
Fissaati's-samineti. Saat 8'de ders başlar. Sabah 8'de, akşam 8 değil. Ve yentehi ve sona erer. Ne? O ders sona erer. Ne zaman? Fissaati's-saliseti. 3'te. Sabah gecenin 3'ünde mi? Bari zuhri öğleden sonra. Bari sonra zuhur öğle. Öğleden sonra saat 3'te o ders sona erer. Sona erecek. 3. Arif tanıt. Medreseteke okulunu tanıt. Medresete ke senin demek. Kendi okulunu yani. Ke senin demek. Sen demek. Kendi demek. Çevirirken hangisi elverişli, uyumlu, mantıklı oluyorsa onu kullanırsın. Medreseteke kendi okulunu tanıt. Nasıl tanıtalım? Müstaînen yardım alarak bir temrini sabiki geçen. Es-sabik geçen demek. Yukarıda geçti ya. Et-temrin alıştırma. Yukarıda geçen alıştırmadan faydalanarak, yardım alarak kendi okulunu tanıt bakalım. Medreseti, benim okulum. Yukarıda nasıl demişti? Hadi medreseti demişti. Medreseti cedidetun. Hemen ekleyebilirsin. Bak, medreseti cedidetun. Ekle. Başka? Diyebiliriz ki sufufuha nazifetun. Aynen ekle. Cidden. Hadikatuha vasiatun. Yine ekleyebilirsin. Kısacası şuradan itibaren hepsi eklenebilir. Tamamen eklenebilir. 4. İkra oku el cümele. Cümleleri oku. Çoğul bir kelime. Cümleyi değil. Cümleleri. Lerlar. Çoğul iki kullanman gerekir. Cümletün tekildir. Cümel çoğuldur. Cümleleri oku. Sümme sonra uktub. Sen yaz. Ha onları. Hangi onları? Cümleleri yaz. Nerede yazalım bunu? Fi defterike. Kendi defterine yaz. Huma şu ikisi var ya. Huma o ikisi demektir. Huma o ikisi. Peşine huma o ikisi mühendisan mühendistirler. Huma mühendisani isnani. Huma o ikisi mühendisani iki mühendistir. İsnani iki. İki mühendistirler. Huma o ikisi mümerrivatani. O ikisi nedir? Bakalım mümerrivatani ne diyor? Hemşire mi diyecek acaba? Ama orada bir yanlış yazım söz konusu. İki hemşire, evet. Ama bir yanlış yazım söz konusu. Neden? Bu ikisi bayan galiba. Doğru mu? Evet. Zaten mümerrevvetani müennes kullanmış. Huma değil mi acaba? Doğru gerçi değil mi? Huma, evet. Huma o ikisi. Huma o ikisi nedir? Mümerrevvetani. İki bayan hemşiredir. Huma o ikisi mümerrevvetani. İki hemşiredir. Hem de isnetani. İki tane. Fark ne oldu? Bak mühendisani mümerrivani değil mümerrivatani. Kısacası sağdaki kelimeye bakarsan Elif'in sağında ta yok. Soldaki kelimede Elif'in sağında ta var. Neden? Çünkü tesniye yani ikil bir kelime müennes olursa, dişil olursa ne olur? Elif'in sağında ta olur. Elif'in sağında ta olduğu için müennestir. Sağdaki mühendisani Elif'in sağında ta olmadığı için müzekkerdir. Gramer olarak farklılıklara değinmek istedim. Huma o ikisi mümerrevvetani isnetani. Bak burada mühendisani Elif'in sağında ta yok, solda var. Başka isnani isnetani Elif'in sağında ta var. Çünkü müennestir. Entuma siz ikiniz. Burada bir yerde zamir çekimine de dikkat çekmek istiyor yani. Bak. Huma o ikisi. Sen değil o. Uzaktaki kişi. Şimdi entuma diyor. Siz ikiniz. Karşısındaki şahıs bunlar. Entuma siz ikiniz. Entuma siz ikiniz nesiniz? Sahafi yani iki gazetecisiniz. Gazeteci. Entuma siz ikiniz. Sahafi yani iki gazetecisiniz. İsnan hem de iki. Entuma siz ikiniz, entuma siz ikiniz, sadigatani iki arkadaşsınız, iki kız arkadaşsınız. Entuma siz ikiniz, sadigatani iki kız arkadaşsınız hem de isnetani iki.
Elif'in sağında ta yok. Öylesi burası müzekkerdir. Elif'in sağında ta var. Burası müennestir. Elbette kadınlardan bahsediliyor. O yüzden müennes kelime kullanılmalı zaten. İsne tane. Elif'in sağında ta var. Niye? Kadınlardan bahsedildiği için. Sorulabilir. Entüma sadika tane nokta nokta nokta. A şıkkı isnane. B şıkkı isne tane. Ne yapacaksın? Elif'in sağında ta olanı seçeceksin. Niye? Çünkü burada Elif'in sağında ta olan bir kelime gelmiş. Ona uyum olsun diye. Nahnu biz. Nahnu olduğu zaman nahnu hem müzekker için hem müennes için kullanılabilen bir kelime. Ortak yazılışa sahip. Nahnu biz şurtiyyani. İki tane polisiz. Nahnu biz şurtiyyani. İki polisiz. Hem de isnani. İki. Nahnu biz. Nahnu biz dabibetani. İki bayan doktoruz. Nahnu biz dabibetan. İki bayan doktoruz. Hem de isnetan. İki. Beşinci alıştırma. Ecri, icra et, uygula. Et temrine alıştırmaları. El ati. Aşağıda gelen alıştırmaları icra et. Müstahinen yardım alarak. Bima o şeyden yardım alarak ki. Beyni arasında demek. El kavseyn iki eğik çizgi. Yani parantez. Beyni el kavseyn. Parantez arasında bulunan kelimeler ile yararlanarak, onlardan faydalanarak, destek alarak aşağıda gelen alıştırmaları icra et. Ne gibi? Kema, o şey gibi ki fil misaleyn iki örnekte olduğu gibi. Misalün bir misal, misalani misaleyni iki misal. Örnek yani iki örnek. Ne isteniyor? Yukarıdaki sıralama isteniyor. Bir tane zamir kullanacak. Yine o zamiri kullanıp bir kelime ekleyeceksin. Bu defa elde ettiğin bu iki kelimeyi aşağıya yazarak peşine bir kelime daha ekleyeceksin. Bir kelime, iki kelime, üç kelime. Bir kelime, iki kelime, üç kelime. Böyle sıralama istenmiş. Hada bu şahıs kimdir? Mühendisün, bir mühendistir. İşte bu kelimeleri kullan. Ama karşıda bir tane yok. İki kişi var. Burada tabii ki ayna mıdır artık, pencere midir? Oraya da bakarsan onunla birlikte 4 kişi de olur ama biz bunu 2 olarak ele almalıyız. Bu aynı olsa gerek değil mi? Buradaki şahıslarla şuradaki şahıslar aynı. Dolayısıyla 2 kişi. Hadayı tesniye yapman isteniyor. Hadani. Mühendis kelimesini tesniye yapman isteniyor. Mühendishani. Ve yazıda yer almayan isnani kelimesini kullanman da isteniyor. Sen hadanın hadani şeklinde tesniye yani ikil yapıldığını nereden bileceksin? Demek ki senden ismi işaretlerin çekimini bilmen isteniyor. Burada da bu söz konusu. Tek tek yazmamış. İsmi işaretin çekimi şudur. Müfredde bu. Tesniyede şu. Cemide şu. Müzekkerde bu. Müenneste bu. Şeklinde. Gramer olarak bir bilgi vermemiş ama öyle bir yazmış ki bu gramer bilgisini bilmen lazım. Yoksa çözemezsin. Hâdâ mühendisün. Hadani yapmış, tesniye yapmış iki kişi olduğu için. Dolayısıyla mühendis kelimesini de tesniye yapması gerekir. Mühendisani, isnani. Elif'in sağında ta yoktur çünkü bunlar erkektir. Şu terimleri bilmek lazım. Daha önce söylediğimi bilmiyorum. O yüzden tekrardan yazıyorum. Müfret ne demek? Tekil. Yani bir kedi, bir elma, bir uçak. Tesniye, ikil. İki tane kalem, iki tane silgi, iki tane lahana. Cimi çoğul demek. Evet, cimiden bahsedince daha önce anlattığımı fark ettim. Çoğul demek. Yani en az 3 kedi, 3 tavşan, 3 lamba. En az sınırı 3'tür cimiden kasıt. En üst sınırı ise yoktur. Müfret derken tekili kastediyoruz. Tesniye derken ikili, cimi derken çoğulu. Müzekker bir de müennes vardı. Böylece 5 tane kelimeye değinmiş olduk. Şimdi ismi işaret var değil mi? Hada. Burayı çözebilmemiz için ne lazım? Hep hada'yı kullanmış zaten. Bir şey lazım değilmiş. Hada bu nedir? Önce şuraya hada. Hada tabibun. Onda mı tesniye yapmamız istenmiştir? Onu da tesniye yapalım. Hadani dabibani isnani. Neymiş? Hadani aynı şekilde. Dabibani. Bunu da tesniye yapman lazım. Dabibani. Nasıl yaparsın?
Tabibani. Tabibani. Tesniyesi. İsnani olduğu gibi aynen yazacaksın. Değişen bir şey yok. Burası hep isnani ile bitiyor. Yani en son kelime her zaman için isnani. Sağ tarafta. Sol tarafta ise her zaman için sonuncu kelime isnetani bu. Bu belli, standart. Hada müdirun, müdirani. Yani tesniye nasıl elde edilir? Burada onu öğrenmeniz isteniyor aslında. Bunu böyle tam bir göstersem iyi olur. Tabii bunu bir yazalım müfredine. Ne değişiyor yani? Tabii bun. Tamam, tabii bun. Tesne yapman istediğinde ne yapman lazım? Eklenecek harf ne? Tesne yapmak için müfret bir kelimenin sonuna elif artı nun eklenir. Artı elif ve nun. Elif fethalıdır, uzatmak için gelmiştir. Nun ise esrelidir. Bunu ekleyeceksin. Tabii bun ani olur mu? Olmaz. Bu durumda yani tesne yapmaya kalktığında bu müfret kelimenin sonuncu harfi ne şu anda? Ötre mi? Bunu sileceksin. Sildim. Ve birleştir. Eşittir. Böyle olur değil mi? Tabii bani. Yani Elif'in fethası aslında Elif'in fethası dedim o fetha Elif'e ait değil. Sağındaki harfe ait. Şöyle anlatayım ya da. Müfret bir kelimeyi tesniye yapmak için evvela o kelimeyi yazarsın. Yazdım. Dabi bun. Tesniye mi yapacaksın? Evet. Ne yapman lazım? Evvela kelimenin sonuncu harfine ait olan harekeyi sil. Şunu yani. Tamam. Sildim. Sonuncu harfin harekesi bu. Sildim. Şimdi ne yapayım? Yapman gereken şey kelimenin sonunu harfi sildin. O harfe ne vereceksin? Fetha. Harekeyi sil, fetha ver. Peşine de elif ve nun ekle. Nun esreli ama. Bitti. Tabibani, tesniyedir. Nasıl elde ettik? Kelimenin sonuncu harfinin harekesini silip fetha verdim. Üstün yani diğer adıyla verdim. Peşine elif nun ekledim. Elif'te hareke yok, nun da esre var. Al sana tesniye. Müderristen aynısını yapalım. Hâdâ müderrisun yazmış. Bakalım yapabiliyoruz mu? Şimdi çok küçük oldu bu yazı. Değiştirsek iyi olur. Böyle olur mu? Şuradan mı yazıyorduk acaba? Evet, şimdi düzeldi. Müderrisun kelimesini bir yazalım. Müderrisun. Müderrisun. Tesniye mi yapmak istiyorsun? Evet, ne yapmalıyım? Sonuncu harfin harekesini silerek başla. O zaman silelim. Sinin harekesini sildim. Oraya ne vermeliyim? Oraya verilecek şey neydi? Fetha. Verdim. Üstün yani diğer adıyla. Başka ne yapmalıyım? Kelimenin sonuna elif nun eklemeliyim. Elif'in harekesi var mı? Hayır. Nun'un var mı? Evet. Ne o? Esre. Şu an tesniye oldu bu. Demek ki tesniye yapmak için kelimenin sonuncu harfini fetha yap. Peşine elif nun ekle. Müderrisani. Dali bani. Dali bani. Talibun idi. Sildim. Fetha verdim. Peşine elif nun ekledim. Bak. Talibani. Sadigun. Sadigani. Elif nun ekliyorsun. Bu kadar. Peşine zaten isnani, isnani. Hepsinin sonu isnani diye geliyor. Mana verelim. Hada bu tabibun. Bir doktordur. Hadani bu ikisi. Tabiban iki doktordur. İsnani iki. İki doktordur. İki. Hada müdirun. Bu bir müdürdür. Mesela okul müdürü. Müdür, müdür, müdür. Hadani, müdirani, isnani. Bu ikisi iki müdürdürler. Bu iki insan iki müdürdür. Hada müderrisun. Bu bir müderristir. Müderris öğretmen demek. Ders veren kişi demek.
Hadani bu ikisi, müderrisani iki öğretmendir, isnani iki. Hada dalibun, bu bir öğrencidir. Hadani dalibani isnani, bu ikisi iki öğrencidir. Hada sadikun, bu arkadaştır. Hada bu kimdir? Sadikun, arkadaş, bir dosttur, bir arkadaştır. Hadani bu ikisi var ya, sadikan, iki arkadaştır. Hem de isnani iki, demek öyle. Burası böyle. Eğer sana verilen kelimenin sonunda ta yoksa, bak soldakilerin hepsi ta ile bitiyor. Burada olduğu gibi kelime ta ile bitmiyorsa, sağdakiler bitmiyor çünkü, ne yaparsın? Kelimenin sonuncu harfi ba'dır, ra'dır, sin'dir. Her neyse, sonuncu harfi fetha ver, peşine elif nun ekle. Al sana tesniye. İsnani'yi de zaten getiriyorsun her birinin sonuna. Peki sol tarafa geçelim. Sol tarafta müennes kelimeler var. Zaten resimde de kadın resimleri var. Hadihi, bu kişi nedir? Tabibetun. Tabibetun bir bayan doktordur. Sonra hadihi ne yapmış? Hataniye çevirmiş. Bak tesniyedir. Hatani, bu ikisi. Tabibetani, iki bayan doktordur. Hem de isnetani, iki bayan. Demek ki hada müfret müzekker. Müfrettir, yani tekildir ve erkekler için kullanılır. Hadani yine erkekler için kullanılır ama müfret değil, ikildir. Hadihi müfrettir, müennestir. Yani tekildir ama bayanlar için kullanılır. Yani hadihi tabibetun denir. Hadihi tabibun denmez. Hadihi tabibetun müennestir. Peşine müennes kelime ister. Hadihi'nin tesniyesi nedir? Hatani'dir. Bak ikil tesniye, ikil. Hadihi'nin tesniyesi hatani gelir. Hada, hadani, hadihi, hatani. Ezbere bilmek lazım. Hada nedir? Müfret müzekker. Hadani nedir? Tesniye müzekker. Hadihi müfret müennes, hatani tesniye müennes. Tesniye ne? Müennes ne? Müzekker ne? Bunları işledik değil mi? Madem ki hadihi, bak şu şöyle soru çıkabilir. Hadihi nokta nokta. A şıkkı dabibetun gelmeli noktalı yere. B şıkkı dabibun gelmeli. Acaba hangisi? Hadihi'nin müennes ve müfret olduğunu bilirsen peşine dabibetun, yani aynı özelliği taşıyan kelimeyi, yani müfret müennesi getirirsin. Hatani yazar soruda, nokta 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 yazar. Hataniden sonra ne gelmeli? Boşluk neyle doldurulmalı? A şıkkı hada dabibun. B şıkkı hada müdirun. C şıkkı hadihi müdirun. D şıkkı hatani tabibetani. Hadihi geldi veya hatani geldi. Yani müennes bir kelime geldiyse peşine müennesi tercih etmelisin. O müennes kelime hadihi gibi müfretse peşine tabibetun gibi müfret gelir zaten. Ama hatani gibi tesniye ve müennes bir kelime kullanılmış, peşine nokta yapılmış ise bu özelliği taşıyan kelimeyi tercih etmelisin. Bu kelimenin özelliği ne? Tesniye ve müennestir. Bak, dabibetani, bu da tesniye müennestir. İsnetani, bu da tesniye müennestir. Bu mantık ilahiyat düzeyinde de geçerlidir. İlahiyat ön lisans Arapça videoları çektik daha önceden. Orada da bu mantığa dayalı olarak birçok soru çözülmektedir. Kısacası bu mantığı şimdi anlarsanız gelecekte de işinize yarayacaktır. Hatani bu ikisi, tabibetani iki doktordur, isnetani iki. Bak elifin sağında ta var, müennes olduğu için. Hatani tabibetani nokta nokta yapar. İsnetani mi, isnani mi gelecek? Elifin sağında ta varsa müennestir kuralını bilmelisin. Hatani nokta nokta isnetani yapar. Bu şu an çizdiğim yere ne gelmeli diye sorabilir. Tabibetani mi, tabibani mi? Elifin sağında ta olmalı. Çünkü bunun da elif insanda ta var. Bunda da var. O zaman ortasındaki kelimede de olmalı. Hadihi yine var. Kısacası hep hadihileri neye çevireceğiz biz? Tüm hadihileri hataniye çeviriyoruz. Yani şuraya yazmaya başlayacaksın ya. Tüm yazıların senin hatani ile başlayacak. Hatani. En sonuncu kelime de isnetani olacak. İlk kelimen hatani. Sonuncu kelimen isnetani. Hatani, isnetani, hatani, isnetani, hatani, isnetani. Değişen şey ne? Ortadakinde değişiklik olacak.
Ortadaki kelimeyi değiştireceksin. Yani mühendis kelimesinde değişiklik olacak. Mühendisetun, müderrisetun, müdiratun, sadikatun, dalibetun. Sağdakilerinin mühendisi bak. Değil mi? Müderris vardı burada. Müderrisun, müderrisetun, mühendis yapmış. Dalibun, dalibetun. Biraz da karışık yazmış. Sırayla gitmemiş yani ama aynı kelime. Mühendisun, mühendisetun, mühendisleştirmiş. Sonra ta eklemiş. Bu durumda bu kelimeler nasıl tesniye yapılacak? Sizden ne isteniyor yani burada? Müzeker bir kelime nasıl tesniye yapılır? Mühendis bir kelime nasıl tesniye yapılır? İstenen şey bu. Bunu çözebilmeniz isteniyor. Peki, mühendisetun, yazalım onu şöyle. Mühen, çok iyi olmadı ama mühendisetun, tesniye yap derlerse nasıl yaparsın? Aynı mantıkla sonuncu harfin harekesini sil. Yani sonuncu harf ne? Ta. Onun zammesini sil. Silelim. Ne koyacaktık onun yerine? Onun yerine koyacağım şey belli. Neydi? Fetha. Diğer adıyla üstün. Koyduk. Başka ne yapmalıydık? İlave olarak elif artı nun. Elif'in harekesi yok. Nun esreli. Ne yazıyor burada? Mühendise tani. Değil mi? Mühendise tani. Eşittir yani toplu normal yazılışı şöyle olur. Mühendise tani. Mühendise tani. Bu olur. Burası ta. Ne eklendi? Elif ve nun az önce olduğu üzere. Hiçbir farklılık yok. Müderrisetun. Aynı şeyi uygulayacaksın. Müderrisetani. Müdiratun. Müdiratani. Müdira tani bu tahtı. Müdira tani. Sadigatun sadiga tani. Elif nun ekleyeceksin. Tani diye bitireceksin. Dalibetun dalibe tani. Dalibe aynen yazılıyor. Tani ekliyorsun sonra. Bunları yaptın artık öğrendin mi? Bilmiyorum. Öğrenmek için başka kelimeler de söyleyebiliriz. Mesela hemen değiştirelim bunu. İlave örnek yapmak isteseydik yapamaz mıydık? Testlenir bundan mı ibaret? Katibun, yazar. Şu an orada geçmeyen örneklerden veriyorum. Katibun. Müzekker değil mi? Sonunda ta yok çünkü. Testine yap. Yapabiliyor musun şu an? Anladın mı? Burada videoyu durdur. Bir deftere yaz. Sonra videoyu devam ettir. Bakalım aynı şeyi mi yazmışız? Şu an durdur yaz. Durdurdun. Bir şeyler yazdın varsayıyorum. Şunu yazdıysan doğru. Kati bani. Doğrusu bu idi, değil mi? Yani sonuncu harf olan ba'ya ne yaptım? Üstün verdim. Ötesini silip üstün verdim. Peşine de elif nun ekledim gördüğünüz üzere. Çok değişik bir şey yapmadım yani. Bir örnek daha yazalım. Haricun, hariç. Bunu yap. Haricun. Hemen durdur tesniye yap. Cevap şuysa doğrudur. Ne yapman lazım? Sonuncu harfin harekesini silip fethalayacaksın. Başka elif nun ekleyeceksin. Haricani. Yazım yanlışın olabilir. Ama haricani'nin olması gerektiğini biliyorsan tamamdır. Yazım hatası yapabilirsiniz. Muhtemelen yeni başlamışsınızdır. Haricani. Müzekker için iki örnek verdim. Çok daha fazla verebiliriz. Yani bunun sonu yok.
Tesne için verelim. Katibetun olsun. Aynısından gidelim. Katibetun. Katibetun. Bunu tesniye yap. Bak bu müennes, sonunda ta var. Müennes yapacak. Tesniye yapacaksın. Fark eder mi? Fark etmez. Sonuncu harfi fethala. Elif nun ekle bitsin. Basit bir iş. Katibani. Katibetani. Bani değil bu defa, değil mi? Ta var sonunda. Ka ti be tani, katibe tani. Haricun, haricani, haricetun. Hari ce tun, müennes yap. Hari ce tani. Oldu. Başka örnek var. Badilun, batıl. Badilani. Nasirun, nasirani. Samiun, samiani. Samiatun, samiatani. Bu şekilde örnekler verilebilir. Ecri temrin. Ecri icra et, uygula. Temrin alıştırmaları ne gibi yapalım bunu? Kema o şey gibi ki fil emsileti örneklerde olduğu gibi sünne sonra da ikra oku. Hu onu yaptığın şeyi de oku, okumadan geçme. Huma o ikisi demektir. O ikisi. Ne yapmış? Yeftahani. Ye'kulani, yeclisani. Bunların hepsi huma zamiriyle elverişlidir. Huma zamiri tesniye bir zamirdir. Yeftahani de tesniye bir muzari fiildir. Ye'kulani de tesniye muzaridir. Yeclisani de tesniye muzaridir. Keteba mazidir, tesniyedir. Kara'a tesniyedir, mazidir. Beda'a tesniyedir, mazidir. Okuduk değil mi? İcra ettik. Peki huma ile ilgili olarak teftahani ketebeta. Ketebe, keteba, ketebu, ketebet, ketebeta, ketebeta. Burada kalalım. Huma zamiriyle ilgili olarak sayfa 33'ten inşallah bir sonraki ders devam edeceğiz.